Evet, evin dışı bu. 8 milyon 750 bin TL. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize 1,5 kilometre yakınlıkta bu evden 2 tane evimiz var. Bu 8 milyon 750, diğeri 9 milyon 250. Bu 8 milyon 750 bin Türk lirası, denize 1,5 kilometre yakınlıkta. Sevgili arkadaşlar, köşe başıdır, önü park. Terastan deniz manzarası var. Yakın olduğu denizde halk plajıdır. 5 artı 1, 5, 6 artı 1, 6 odası var. Zeminde bir oda daha var. Yani 6 tane odası var. Bir tane de terası var. Köşe başı otoparkı var. Havuzu var. İskanları alınmış. Hiçbir eksiği yok. Şu anda biz az önce nereyi çektik? Ufak bir yer çektik. Ama işçilik, bizim gurbetçiler diyor ki işte Avrupa'da böyle oldu, İstanbul'da şöyle oldu. O yüzden aradığınız işçiliği kesinlikle burada bulabilirsiniz. Burası araç otoparkı. Zeminde odadan kastım bu. Burada bir oda var. Ve biz havuza doğru yol alalım. Bahçemiz de bu. Bakımlı, garantili. Sanırsam 2 yıl önce yapıldı. Hali hazır ilk günkü gibi tertemiz duruyor. Belki çok fotojenik bir ev olmayabilir. Ancak gerçekten evin kullanışı tadından doyum olmaz. Eğer yaz kış kalacaksanız bu evi kaçırmayın diyorum. Değerli arkadaşlar, köşe başı olduğu için orada araç için bir giriş vardı. Bu tarafta yol, diğer tarafta yol. Buradan da normal giriş var. Havuzumuz da burası. Dört tarafı açık. Arabalar gidiyor, biraz sesimize parazit yapıyorlar, olsun. Buradan da havuzumuz var arkadaşlar. İleride de kobrası. Taş duvar çok mahkem yapılmış. Özel bir taş duvar yapılmış. Üstüne de dolu perfojeler yapılmış. Değerli arkadaşlar, yani evin içi dışından daha iyi diye düşünüyorum. Evin dış cephesi, akşam görüntüsü çok heybetli ve güzel duruyor. Evin resimsel olarak size zaten drone ile kaldırdık. Bahçe mahçe hepsi gözüküyor. Burası da arkadaşlar nedir? Burada mutfağın terası. Diğer tarafta odanın terası vardı. Bu alanda salon. Bu ağaçlar da çok güzel olmuş bunlardan. Ben hiç görmedim. Bunlar nereden getirmişler? Ne kadar uymuş bu ağaçlar. Ve evimize doğru yol alalım arkadaşlar. Gelin görün, dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Gelin bakın, üstünde bir gün düşünün, yatın. Efendime söyleyeyim, biz demiyoruz bizim ayrandan içmezseniz hayatta kalamazsınız. Bir sürü ayran var, içebilirsiniz. Ancak biz diyoruz bizim ayran iyidir diye düşünüyoruz. Ve burada da bir depocuk var. Sizi daha çok fazla oyalamadan eve doğru yol alalım. Dört tarafında kameralarımız var. Kamera, şimdi gidersin, kameracıdan, elektrikçiden bir şey alırsın. Size birçok çeşit sunar. Ancak bunlar çok farklı kameralardır, pahalı. Evin su tesisatı var ya, diyelim çıktınız, buradan kapatıyorsunuz. Hiçbir arıza söz konusu olmaz. Ve merhaba evimiz dedik. Çelik kapı oldukça ağır ve güzel. Merhaba evimiz dedik. Zemin katta hemen geldik, diğer tarafta oda var. Bu taraf salon, diğer köşe mutfak. Ve salonu bir betimleyelim. Merhaba evimiz dedik. Geç mutfağın oraya geç. Tam kare almış olursun. Salonumuz bu arkadaşlar. Salon canın olduğu yer, mutfak. Dış bahçeyi size betimlemeye çalıştık. Yükseklik gayet iyi, aydınlatmalar. İşte dilerseniz o ledlerin rengini değiştirebilirsiniz. Kristal spotlar koyulmuş. Efendime söyleyeyim, elektrik aksamı oldukça detaylı düşünülmüş ve yapılmış. Şimdi burası da mutfak. Mutfakta burası ağır kullanışlı renkler, herkese hitap edebilecek, her modaya gidebilecek taşlar kullanmışlar. Burası da buzdolabı. Mikrodalgamız bu. Dolap cinsi ya da ne, lake mutfak diyorlar. Bunlara böyle çizsen paramarayla çizilmez. Çimson yine yerdeki taşlarla, bu tezgah yani, yerdeki taşlarla uyumlu olmuş. Burası bulaşık, yıkama yeri, ocak, üstüne tablumbağası. Ve bu terasa da çıkılıyor demiştik. Sineklikleri hepsi var. Ev full akıllı bir evdir. Ondan sonra kapıyı zaten söylemiştik. Eve merhaba deyince. Kapı ağır kaliteli bir kapıdır. Bakın arkadaşlar, ağır kaliteli bir kapı. Merdiven keza Galaxy granitler kullanılmış. Bunların hiç modası geçmiyor. Pahalıdır bunlar. Bunlar herkes kullanamıyor. Ve kalorifer tesisatının altyapısı var. Burada bir ayak yolu var arkadaşlar. İhtiyaç olabilir. Koridordadır. Salona bakmıyor. Bir yere bakmıyor. Ha, bu ayak yolu. Ve geldik. Burada bir ebeveyn banyolu odamız var. İşte alarmış, wifi'ymiş, neyse, burada da idaresi için bir şeyler koymuşlar. Bu ebeveyn banyolu oda. Şimdi ne yapalım sevgili Can?
geç bakayım buraya, senden gayrı, senden öte. Evet, geldik. Burada bir banyomuz var. Banyoyu hemen gösterelim. Ha, bu birinci oda ve ebeveyn banyolu odayı göstermiş olduk. Odanın bir tanesi bu. Bunu gösterdik. Kapılar asil duruyor. Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Zemin kata salon, mutfak, bir ebeveyn banyolu oda. İyi bir koridoru var. Bir de bir ufak bir ayak yolu var dedik. Merdiven tek kanatlı çıkılıyor. Şimdi zemin üstü birinci kata çıktık. Burada da 3 oda var arkadaşlar. 3 odayı da göstereceğiz. Bakalım burada neler göreceğiz. Ben de bakıyorum. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Aha, koridor geniş. Mimar kıymış yani. Bazıları bu duvarı buraya getiriyor. Odayı geniş tutuyor ama burası gidiyor. Koridor bana göre çok önemlidir. Ve bu genel banyoyu bir gösterelim. Burada bir banyo var. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. odaya doğru gideceğiz. Aha, banyo 1. Yine nişler var bu genel banyo. Duşa kabinimiz bu. Efendime söyleyeyim, Hilton dolaplarımız bu. Burada bir lamba daha yanıyordu da dur bakayım. Evet, bu da genel banyo. Şimdi yol aldık, geldik. Oda 2. Bu da ikinci oda. Odaları beraber göreceğiz. Evet, ben çok fazla daldan dala atlamamaya çalışıyorum. Elimde değil, tutamıyorum kendimi. Bir bakıyorum, ben mevzuyu başka yere götürmüşüm. Oda 2'yi gösterdik. Balkonu göster. Ondan sonra konuyu dağıtmadan oda 2'yi gösterelim. Bu da ikinci odamız arkadaşlar. İkinci odamızı da gösterdik. Sonra üçüncü odayı gösterelim. Oho, üçüncü oda ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Sırtlan görürem, aslan görürem, ben görürem. Arkadaşlar bu da üçüncü oda. Büyük bir oda. Heyecan verdi bana. Bu kral odası. 2 metre boyunda olan adamın odası. Aha, bu da Haydar abinin odası. Bunu da özetledik. Sonra ne yaptık? Aşağıda bir oda vardı. Bu etti 3. Bu 4. oda. Bu ebeveyn banyoludur arkadaşlar. Bunun da önünde bir balkon var. Valla bunun lambası bilmiyorum dedim. Anlamadım. Ben yakmaya çalıştım. Bu da etti 4. oda. İçinde de banyo var. Banyoyu da gösterelim. Bundan gayrı, bundan sonra bundan keri. Evet. Bu da etti 3. banyo değil mi? Evet. Bu kaçıncı oda oldu ya? 4. oda oldu herhalde. O da 4 ve 3 banyo. Şimdiye kadar ne gösterdik size? Salon, açık mutfak, 4 oda, 3 banyo. Ve yukarıya çıkalım. Yukarıda neler var? Neler var? Neler? Neler göreceğiz? Neler? Neler göreceğiz? Bakalım. Mevlam dilerim neyler? Neylerse güzel eyler. Geldik, göç eyledik. En üst kata arkadaşlar. En üst kata geldik. Ha, burada gökyüzünü izleriz. Çünkü yukarı çıktık ya. Gökyüzü güzel olmuş bu. Süsler, püsler. Ve geldik. Buraya dilerseniz jacuzzi koyabilirsiniz. Banyonun renkleri esmer, güzel olmuş. Ondan sonra bu etti 4. banyo. 4. banyomuz da bu. Efendime söyleyeyim. 4. banyoyu gösterdik. Şimdi ne göstermiştik biz Can ya? Biz 4 oda. Bu 5. oda. Yine büyük bir oda. Bu da etti 5. odamız. 5. oda da bu. Önünde de bir teras var. Şimdi 6. odayı da göstereceğiz de. Gel bu terası gösterelim, sonra diğer odalara kaldığımız yerden devam edelim. Terası sadece göster. Üstüne şapka yapabilirsiniz terasın. Üstüne şapka vesaire bir şeyler yapabiliriz. Alın arkadaşlar. Terastan dışarıya da penceresi var. Oraya da bakabilirsiniz. Bu da şapka dedik yapabiliriz. Bu da teras. Bu 5. odayı gösterdik. 5. oda bir giyinme yeri de var 5. odada arkadaşlar. Ha, bu da giyinme yeri olsun. Bu da giyinme yeri. Evet. Bu da giyinme. Arkada da bir ardiye var. O ardiye de bir böyle elini bir koy, tekrar geri çek. 5. odayı gösterdik. Şimdi 6. odaya bakalım. Yani bu da oda desek 6 olur. Bu da odadır. Yani güzeldir yani burada. Bu da kalabalık aile, yani kalabalık aileler için iyidir diye düşünüyorum. Bu evi özetledik. Artık takdir sizin. Ev iyi mi değil mi, kıyamet mi koptu, takdir sizin. Talep olsa ev satılır, talep olmaz satılmaz. Talep de herkes sanki burada toplanıyor.
Allah eksiklerini vermesin. Burayı da özetledik. Saygılarımla iyi günler. Kaçta?